detaylı, ses ve görüntü kalitesi iyi olan bir video kurgulamak istiyorum aslında. 16-17'yi vermişler. 17 burası, 16 burası. Manzarayı gördün mü? Yarın tırmanacağız artık. Ücretsiz yolu kullanmak bence daha keyifli çünkü... Arkadaşlar Karadağ'da hava güzelmiş 4 gün. 19-20 derece. Sudan ucuz da bira var diyorlar. Sırt çantalarımızı aldık Karadağ'a doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bakın diğer peronlar bomboş ama Karadağ peronu kuyruk var. O yüzden zaten hiç yurt dışına gidiyormuş gibi hissetmiyoruz. Karadağ'da istila etmişiz. Kuyrukta beklemekten vazgeçtik. İnat ettik, en son bineceğiz. Karadağ'dayız. Detaylı, ses ve görüntü kalitesi iyi olan bir video kurgulamak istiyorum aslında. Dolayısıyla bazı noktalarda yaka mikrofonu kullanacağım, bazı yerlerde kullanmayacağım. Çünkü şarj ve kapasite sıkıntısı yaratabiliyor. Herzeg Novi'den başlayacağız. Yolculuğumuzu aslında Herzeg Novi'den başlamak istememizin belli sebepleri vardı, görmek istediğimiz yerler vardı. Pazar günü 16.30 uçağına binerek Podgorica Havalanı'na geldik. Herzeg Novi'ye Podgorica'dan yaklaşık 3,5 saat sürdü. Otobüs Budva'ya, Kotor'a, Peras'ta daha sonra da Herzeg Novi'ye uğruyor. Yani bu güzergahlardan zaten geçiyor. Kotor Körfezi'ni dolaşarak geçiyor. Yani körfezi seyrederek ilerliyorsunuz. Herzeg Novi'de Booking'den ayarladığımız bir pansiyona yerleştik. Bir gün, bir gece kaldık sadece orada. Herzeg Novi'den başladığımız yolculuğu gelin hep beraber izleyelim. Arkadaşlar havalandayız Podgorica. Şimdi biz buradan aslında Herzeg Novi'ye gideceğiz. Aslında biraz daha uzağa gideceğiz Körfez'in diğer tarafına. Buradaki taksiler siyah. Şimdi biz Podgorica'dan havalanından bir taksiye bindik. Otogar'a gidiyoruz. Otogar'dan otobüse binip... Yok. Nereye? Bus station'a. Otobüs terminaline. Tamam ben ne dedim? Otogar. Aynı şey mi? Yani otogar. İşte otobüs terminali, otogar aynı şey. Başımızı... Otobüs terminaline geldik Podgorica'da. 15 euro verdik taksiye. 20 euro da buraya verdik. 20 euro da en uç kısma gidip geriye oradan geze geze 5 gün boyunca farklı yerlerde konaklayarak ağaçlama takılıp en son Budva'ya gelip hatta bara da gidebiliriz. Bar biraz sürpriz olabilir. Çünkü havaalanı Podgorica'da olduğu için Budva en yakın yerlerden biri orası. En son yolculuğumuzu Budva'ya yapıp yakınlaşıp havaalanına yaklaşıp sonra Türkiye'ye dönüş. Bakalım 2,5 saat nasıl bir yolculuk olacak. Havada 1,5 saat, otobüste 2,5 saat. Sen uyursun, ben de etrafı izler, şarj ederim telefonumu. Arkadaşlar 16-17'yi vermişler. 17 burası, 16 burası. Yaslanıyorum koltuk. Gördüğümü yemiş gibi. Yolculuğumuzun 1,5 saat, 1 saat 40 dakikası bitti. Budva'dan yeni çıkıyoruz şu an. Bir bu kadar daha var gibi görünüyor. Hava da erken karardı burada. Kısmet gidiyoruz. En önde bir yer bulduk. Oturduk oraya. Çok güzel bir odaya geldik. Yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı diye sorduk. İleride varmış bir tane. Bakalım gideceğiz. Piknik Pizzeria diye bir yere geldik şimdi. Çok açız. En sonunda bir tane pizza, bir tane de hamburger söyledik. Evet, buranın yerel birasıymış. Beğenirsek devamı gelir mi? Hamburgerim geldi. Ekmeğini unutmuşlar diyeceğim ama şimdi vardır bu bildikleri. Saat 8. Kaldığımız yerin balkonuna çıkayım. Deniz manzarası varmış. Tabii biz akşam geldiğimiz için evleri ve sokakları hakkında çok bir fikir sahibi olamamıştık. Buradan çıkacağız zaten. Yani burada bir gün daha konaklamayacağız. Herzeg Novi'de uğrayacağımız birkaç yer var. Ben listesini çıkardım. Hoşça kal ilk odamız. Bu arada marketlerde su çok ucuzmuş ama mekanlarda, restoranlarda içtiğiniz zaman 3-5 katıymış. O yüzden niye o kadar para verelim? Neymiş marketin adı? Bim gibi bir şey herhalde. Tadı güzel ama ya bildiğin su işte. Abiler kahvaltıda bira içiyor. Aklıma birkaç arkadaşım geldi. Şimdi Sabina Manastırı'na gidiyoruz. En yakın o vardı. Tadına bakayım. Ha bizim cipsler, bizim fıstıklı cipsler daha güzel. Manzarayı gördün mü? Otobüs durakları bu şekilde. Büyük bir manastır. Yes.
Arkadaşlar, Sabina Manastırı'nın içinde 3 tane de kilise bulunuyormuş. Bunlardan ilk Aziz Sava Kilisesi. Aziz Sava'ya ithafen yapılmış. İçerisinde kristal ve altın hazinelerin dışında önemli tarihi eserler de yer alıyormuş. Ama biz o kiliseyi göremedik. Farklı bir konumda sanırım manastırın içerisinde. Bir de Büyük ve Küçük Kilise diye adlandırılan iki kilise daha var. Bu kiliselerin de en önemli özelliği duvarlarında fresk süslemelerin olmasıymış. İleride bir şey gördük, oraya doğru yürüyoruz. Fıs 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 konuşmaktan boğazım kaşındı ya. Sadece kuş sesleri var, gürültü yok. Tertemiz. Her şey tertemiz. Birkaç kilise daha vardı. Hepsi Old Town'un içindeymiş. Şimdi biz Old Town'a doğru geri yürüyoruz. Konakladığımız yere de yakın. Burada bir gece konakladığımız için haliyle yükümüzü sırtımıza aldık tekrar. Böyle de güzel oluyormuş akşam. Şuramın ovalasını. Evet, Herzeg Novi'de listemizde yer alan bir yeri gördük, Petanica. Burası yürüyüş yolu aslında. Old Town'a doğru gideceğiz. Buradan değil de yürüyüş yolundan, Petanica üzerinden Old Town'a bağlanacağız. Haritadan baktık, bağlantı varmış. En azından farklı bir yerde yürümüş oluruz. Ay orada. Çok güzel, şuraya bak. Şöyle manzarayı göstereyim size. Burada bisiklete binmek harika olur. Zaten yapmak istediklerimiz buydu. Birkaç tarihi yerini görüp, Körfez kenarında yürüyüp, Herzeg Novi'yi noktalayıp Kotor'a geçmek. Olabildiğince erken saatlerde bunu yapmaya başladık ki zamanımız bol olsun. Mahallelerini, restoranlarını, ilginç yerlerini varsa gezebilelim. Old Town göründü. Evet, şöyle. Orası. Çünkü gece yukarıdan yürüdük bu şekilde, üst yoldan geldik. Oranın önünden geçtik. Şurada bak, kilisesi var. Şurada. Hadi. Sol tarafta. Old Town'un dibine geldik. Şimdi yukarı çıkacağız. Şu kimdir? Şu amca. Biri bekle diye yalvarıyor. Ne oldu? Yanlış yoldayız. Niye? Gitmemiz gerekiyor. Buradan mı? Old Town'a geldik. Vallahi biz beğendik Herzeg Novi'yi ya. Güzel bir yer. Sokakları, kafeleri. Gratis tarzı bir yere girdik. Biraz böyle fiyatları hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü biri arkamdan çekim yapmak yasak diye seslenebilir. Dört parça değil mi? Ama işte 13.96, 14 euro. Ama çok dar, bu çantalarla deviririz biz, mahvederiz içeriği. Meydanın ortasında bir tane kubbeli bir kilise. Yani buradan Kanlı Kula'ya doğru yürüyeceğiz. Kanlı Kule zaten kalenin adıymış. Önünden geçtik. Herzeg Novi'yi talan ettik. Şimdi otogara doğru gidiyoruz. Erken kalktık. Gezilecek yerleri erken bitirdik. Kotor'a geçeceğiz. Herzeg Novi otogarına geldik. Çok güzel bir dolmuşlar var. Kişi başı 5 euro. Kotor'a aldık. Kotor'da yerleşecek bir yerler bulacağız. Kotor Körfezi'nde direkt karşıya Tivat'a geçen araçlı feribotlar var, kullanabilirsiniz.
Ama toplu taşımayı kullandığınız zaman ne yazık ki feribotları kullanmıyorlar. Körfez kenarından dolaşıyorlar. Teras'ta yaklaştık. Burayı yarın gezeceğiz. Evet, Kotor Old Town'un içindeyiz. Kedi Müzesi tabelası gördük. Kedi Müzesi'nin olduğu alan. Monte Cristo Oteli'ne gidiyoruz. Orta Çağ'dan kalma binaya yapılmış bir otelmiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Arkamızdan bir Türk seslendi. Gelin otele gitmeden bir kahve ısmarlayın diye. Burada 6 ay önce gelmiş Hatay'dan çalışan bir arkadaş. Çok da güzel, keyifli bir sohbet ettik. Vergilerle 84 euro bir gece iki kişi konaklama. And for front door, one for room. This is always locked. Welcome. Thank you. Evet, girdik çıkıyoruz. Arkadaşlar, Monte Cristo'ya yerleşiyoruz. Burayı tercih etmemizin bir sebebi var. Ondan bahsedeyim size. Banyosu geniş, bakın tertemiz. Kotor. Karadağ'ın en pahalı şehri. Dolayısıyla Türklerin ya da diğer vatandaşların işlettiği pansiyonlar, oteller, vergiler dahil 40 euroyu bulabiliyor. Yani en ucuzu, çok denk gelirseniz, vergiler dahil 35 euro. 10 euro vergi alıyor. Otel 2 kişi bir gece 25 euroysa 10 euro da vergi eklemiş. Verginin içine neler var diyorsunuz? 7 eurosu temizlik diyor. 1 eurosu şehirde konaklama, turist ücreti vesaire gibi şeyler. Bize bir tuhaf geldi. Yani en azından 80 euroya kahvaltısının bulunduğu bir yere geliriz dedik. Diğer o ucuz yerlerde şampuandı, sabundu, terlikti, bu gibi hizmetleri de vermiyorlar. Burada her şey var. Şu ana kadar Kotor'da karşılaştığımız en ucuz yer hemen kilisenin karşısında. Yani Old Town'un içinden çıkacağız. Evet, Old Town'dan çıktık, sahile, Körfez'e çıkıyor. Yarın tırmanacağız artık. Yorumları okuduk, bu mekana girmeye karar verdik. Domuz eti olmadan. Türkçe yazmış. Türk mü burası acaba? Yok. O kadar çok Türk geliyor ki. Abi, bir hamburger var mı? Ne? Ceyda ve Tolga. Yine gelmek dileğiyle. Gebeş kaplumbağalar falan. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir kilo et, sosları, aparatifle biramız. Tabaklar böyle geldi. Acı sos çok acı değil. Kaç euroydu bu? 26 euro bu tabak. Biralarla beraber işte yaklaşık 32 euro. Şöyle kıtlığımız olduğu için dikkatli davranıyoruz. Meğer gizli gizli önüme et koyuyormuş. Ben de yiyorum tabağımda niye bitmiyor diyorum. Kilo et geldi. 900 gramını yemişim. Şöyle bir şey ikram ettiler. Baklavadan daha güzel yiyeyim dedi. Otele gidip biraz dinlenmek istiyoruz. Bira da alacakmışız. Abi çay var mı? Deneyelim. Türk kahvesi mi? Deneyelim. Ben de bunu deneyeceğim. Yarın kaleye çıktığımızda lazım olur. Çok iyi ya fiyatlar. Ne? Hani 1,5 euro. Çok çok iyi bir rakam. Bunlar Türkiye'de çok pahalı. Sebze şarküteriden pahalı. Şöyle göstereyim. Fındık. Fındık pahalıymış. Tabii ben bunları Türk parasına göre düşünerek yorum yapıyorum arkadaşlar.
9 tane bira, birkaç tane cips, 3 tane 1,5 litrelik su, 2 paket kahve, 1 tane protein içeceği, toplam 21,5 euro. Hanımefendi geldi, çay mı kahve mi içersin dedi. Ben çay dedim, Tuğçe kahve istedi. Yeşil çay ya da siyah çay seçeneği sunuyorlar. Elma suyu mu, portakal suyu mu istersiniz dedi. Biz portakal suyu istedik. Şöyle ekmekler var, şöyle enteresan reçeller, çikolatalar. Şöyle bir de menü, buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Biz baconlı yumurta isteyeceğiz. Şöyle yoğurtları, kapalı ürünler genelde, zeytinyağı, susam. Bakalım bu şekilde daha nasıl ilerleyecek. Sandığımız da geldi, kahvemiz de geldi, çayımız da geldi, meyve sularımız. Şöyle peynir ve et tabağımız da geldi. Arkadaşlar bizce kahvaltı okey. Şimdi Kotor Kalesi'ne doğru gideceğiz. Ücretli yolu kullanmayacağız değil mi Ali? 8 euroymuş kişi başı, 2 kişi 16 euro. Güzel bir yemek yenir. Biz de bir güzergah var, ücretsiz olan yol. Oradan gitmeye deneyeceğiz ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Araştıra araştıra gideceğiz işte. Tamam, bir yemek parası. Bir hediye alıyoruz. Çok kedi var. İçerisi balık ve kedi maması kokuyordu. Bizim için sorun değil tabii. Her yere uğruyoruz. Saat 12'ye geliyor artık. Old Town'dan çıkıyoruz. Wow. Şimdi bakın bu Old Town'un ücretsiz yolundan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Old Town'un içinden bu kapıdan çıkıyoruz önce dışarıya. Şu yolu takip edip şu sırtın arkasından yukarıya ulaşmaya çalışacağız. Evet, bu eski binayı görürseniz doğru yoldasınızdır. Bakın şu yolu zigzaklı yapmışlar. Yani dikey bir şekilde çıkmanızı istememişler. Biraz daha rahat bir yürüyüş yolu oluşturmuşlar. Yavaş yavaş yükselmeye başladık. Bu yolları zigzag şeklinde dolaşmak zorunda değilsiniz. Bazı noktalarda kestirme yollar oluşmuş kendiliğinden ve tırmanması kolay. Kestirme yolu deniyor. Yürüyüşün büyük bir kısmını tamamladık. Eski bir yapı var. Oturma yerleri yapmışlar manzarayı izlemek için. Talat Ozi. Hah, buyur. Bu alandan geri dönüyoruz arkadaşlar. İleride yol yokmuş. Aziz George Katolik Kilisesi. Yani kaleye çıkarken görülmesi değer bir kilise. İçerisinde şöyle göstereyim size. Kiliseden sonra çok bir yol kalmıyor zaten. Ay yaşa. Buradan geçeceğiz. Ya bence burası ücretli yoldan daha keyifli. Evet, yolu bitirmenin verdiği gururla. Burası ücretli yol. Evet, ücretsiz yol burası. Yani buradan geliyoruz. Kilise karşıda. Ücretli yola bağlanıp yukarıya doğru devam ediyoruz. Old Town'un içi. Ücretsiz yolu kullanmak bence daha keyifli. Çünkü ücretli yolu merdivenli yapmışlar ve kenarlarını kapatmışlar. Dikey kestirme yolları kullanamıyorsunuz. Biraz daha vakit alır ve yorucudur. Ücretsiz yolda hem Aziz George Kilisesiyle, manastırıyla karşılaşmanız da mümkün. Dağ keçileriyle karşılaşmanız mümkün. Daha keyifli ve yorucu olmayan bir yoldu. Manzara da eşsiz gerçekten arkadaşlar. Ya bakar mısınız? Ücretli yol ilerliyor, yukarı doğru çıkacağız. Ama şu alanı bir tanıtmak istedim size. Bu alandaki taşlar 1658 yılında yıkılan bir kilisenin, manastırın taşlarıyla tekrar yapılmış.
Şöyle Kotor'un diğer tarafı. Kalenin arkasında kalan tarafı. Evet, bu yoldan devam edeceğiz. Kalenin girişinde böyle bir tabela var. Aziz John Kalesi. Muhtemelen 12. ve 13. yüzyıllarda inşa edilmiş ve antik dönem ile Bizans dönemine ait izler taşıdığı belirtilmiş. 15. yüzyılda bugünkü halini almış ve daha sonraki yüzyıllarda birkaç kez yeniden yapılandırılmış bir kale. Mitleniriz, mitleniriz şimdi. Şu an inişteyiz. İnerken ücretli yolu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kimse size, bay efendim siz buradan çıkmamışsınız, şimdi nasıl buradan geliyorsunuz demez. Demiyor. İndik sayılır Old Town'un içi. İnerken böyle bir yapıyla karşılaştık. Küçük yarım daire biçimli topçu platformu. Mancınığı koyuyordur. Şuraya da mühimmatı, topları yerleştiriyordur. Buradan ver Allah. Old Town'a iyice yaklaştık. Tamamen eski yapılardan oluşuyor. Tivat'ta karar kıldık. Tivat'a doğru gidiyoruz. Tabii nasıl gideceğimizi bilmediğimiz için otobüs durağına yürüyoruz. Oradan bakacağız. Kotor otobüs terminaline geldik. 10 dakika sonra kalkıyormuş Tivat'a. Farklı bir alternatif var mı diye sordu. Deniz hattı üzerinden Blue Line'lar geçiyor dedi. Yani buranın halk otobüsü gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir bakındık ama göremedik. Bakalım bilet alacağız şimdi. Ne kadarmış? 2 kişi 6 euro Tivat. Kotor Tivat. Tivat otogarında indik. Merkeze böyle bir 15-20 dakika yürüme mesafesinde. Yol kenarından yürüyorsunuz. Şurada dönerci var. El Turco. Biraz havası pis. Aman aman. Tivat'ın ana caddesi. Sanki hiç yürümemişiz gibi bugün, kaleye çıkmamışız gibi. 6 kilometreyi sadece Tivat'ta yürümüş oluyoruz şu an. Ama bazı sokakları çok güzel, bazı sokakları beton beton. Biz tekrar Kotor'a dönüş yapacağız hemen, en azından yemeğimizi Kotor'da yiyelim. Değil mi abi? Hop! Neler yapılabilir? Araştırırken burasıyla karşılaşmıştım. Gezilebilir, yürüyüş yapılabilir bir park alanı. Denize doğru açılıyor. Arkadaşlar terminalin tuvaletine geldim. Kapı kilitli. Acaba bilet aldıktan sonra bileti buraya mı okutuyorum dedi. Sordum kadına bileti aldıktan sonra. Bana anahtar verdi. Tivat otobüs terminalindeyiz. Evet, Kotor'daki otelimizden ayrıldık. Teraslı gezeceğiz. Yine terminale gideriz herhalde. Oradan yine kişi başı 2-3 euroya dolmuşlar euro. Kalkıyor. Ya 3 ya 3,5. Evet, terastan da Budva'ya geçeceğiz. Dikten aldım. Tuğçe'nin saç modelini çok beğendi. Telefon nerede? Saç modelini çekecekmiş, kendi yaptıracakmış. Çok tatlılar ya. Bu arada arkadaşlar aklınızda bulunsun. Kotor terminalinden terast araç yokmuş. Bir tek oraya yokmuş zaten. Ablaya sorduk şimdi. Blue Line'lar 15 dakikada bir Old Town'un önündeki duraktan geçiyor dedi. Biz de durağa geldik, bekliyoruz. Ama terastan Budva'ya geçmeniz kolay olacak. Podgorica'ya ya da Budva'ya geçen herhangi bir araca binebiliriz. Blue Line hattına binip Peras durağında indiğinizde Aziz Nikolas Kilisesi'nin bulunduğu yere geliyorsunuz. Aziz Nikolas Kilisesi 1616 yılında inşa edilmiş ama öncesinde bulunduğu alan üzerinde bir tapınak olduğu da söyleniyor. Bayağı heybetli bir
Çan Kulesi var. Belki denk geliriz çan sesini. Ama içeriye giriş yok. Peras da aynı Kotor gibi Old Town'dan oluşan bir yer. Tarihi yapıları görmeniz mümkün. Güzel bir kiliseymiş. İçeride de süslemeler oldukça yoğunmuş. Cihan diye bir arkadaşla karşılaştık. 5 euroluk normalde gezi. 10 euroya ayarladık. Ziz Nikolas Kilisesi'nin o ihtişamlı çanının sesini duyuyorsunuz. Denk geldik. Our Lady of Drug. Kayaların Lady'sinde de bir kilise var. Bir bölümü açıkmış. Halka açık. Orayı da gezeceğiz şimdi. Yanındaki ada da Aziz Georgia Adası. Orası özel mülkmüş. İnsanların taş atarak oluşturduğu bir adaymış orası. Yapay bir ada. Evet, adanın üzerindeyiz. Yani yanlış okumadıysam 1450'li yıllarda burada küçük bir adacık varmış. Kaya parçası varmış. O kaya parçasının üzerinde Meryem Ana ikonu bulmuşlar. Ve zamanla bir gelenek başlamış. Her yıl Temmuz ayında da yapılan bir gelenek. Bu gelenek devam ediyor. Taş atıyorlarmış adaya. Bu taşlar zamanla birikerek büyük bir ada haline dönüşmüş ve kiliseyi yapmışlar buraya. Sanırım 1700'lü yıllarda da kiliseyi yenilemişler. Kilisenin en önemli özelliklerinden biri içeride önemli tabloların ve gümüş ürünlerin bulunması. Kiliseye de girişler 3 euro kişi başı. Biri 10 lira bırakmış. Hadi gel akrabalara selam vereyim. Enişte? Ne oldu, yük binmişsin enişte? Burası Sveti Dorde Adası diye de geçiyormuş. Sokaklarını gezelim. Denizcilik Müzesi var. Peras'ın hemen merkezinde. Evet, Blue Line'dan indiğimiz noktaya geldik. Yolumuz şeye, Budva'ya. Burada bir çöp gördük. Herkes önünden geçiyor. Kimsenin aldığı attığı yok. Kotor otobüs terminalindeyiz. Budva'ya gidiyoruz artık. Bütün kapılar Kotor'a açılıyor. Kişi başı 5 euro. Kotor'dan Budva'ya. Budva otobüs terminalindeyiz. Old Town Starigrad'a doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık bir 20 dakika. Terminal biraz daha içeride. Old Town'da hemen deniz kenarında. Bir bakalım, gidelim. Ona göre konaklama yerini falan. Otogardan Old Town'a yürüdük. Fisherman Pub'a oturduk. Vallahi ben cheeseburger yiyeceğim. Yani şöyle büyük bir hamburger geliyor. İçindeki et de oldukça büyük. 350 gram filanmış. Budva'da merkezden uzaklaştık. Rafailovich diye bir bölgeye geldik. Budva'nın kalabalığından biraz uzaklaşıp sakin ve
daha nezih bir yerde konaklamak istiyorsanız bu bölgeyi tavsiye ederim. Bara gidiyoruz. Taksi yanaştı. Durağa bir taksi yanaştı. Kişi başı 3 lira alırım, istediğiniz yere götürürüm dedi. 3 kişi bindik. Getirdi de valla. 5 dakikaya getirdi. Şimdi Stalingrad bölgesine geldik, Old Town'a. Bar. Biraz birbirinden uzak yerler, mahalleler. Buradan kaleye çıkıyoruz, karşıdan. Sadece bu merdivenlerin sonundan başına kadar gezilecek yeri buranın. Merdivenlerin sonuna geldik. Dönüyoruz artık. Dönmeye karar verdik. Yetti bari. Bir daha da gelmeyiz.